Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz. Bu hafta 19 ve 25 Nisan haftasında gökyüzü biraz daha size hitap ediyor. Neden? Boğa burcunun ilk dekanında doğan sevgili boğalar, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilerim size. Evet, Venüs burcunuza geçti. Pazartesi günü Güneş ve Merkür de sizin burcunuza, boğa burcuna geçti. Ve bu haftanın en gündemde olanı, tabii Güneş de sizin için parlayacak bir ay boyunca da, ve diğer gezegenlerin de desteğini alıyorsunuz. Ayın 27'sine kadar olan süreçte daha belirgin sonuçlar, hayatta daha göz önünde olduğunuz, kendinizi ortaya koyacağınız, kararlar alacağınız bir haftadasınız. Ki zaten 27'sinde gerçekleşecek dolunay da sizin için çok önemli olacak. Evet, bu haftaya baktığımızda pazartesi ve salı günü güneş sizin burcunuza geçerek kavuşuyorlar. Dolayısıyla dilek, niyet, düşünce gibi kavramlar biraz daha önemli olabilir. Daha çok ilişkilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Ve ayın 23'ünde Mars Yengeç Burcu'na geçecek ve aynı gün Venüs Uranüs kavuşuyor. Bilhassa 10 derece Güneş'e, yani 10 derece Boğa'ysa bu kavuşumdan daha fazla etki alma olasılığınız yüksek. Sürpriz gelişmeler, sürpriz seyahatler, ani böyle gelişen aşk gibi konular gündeminizde olabilir bu hafta 23'ünde bilhassa. Ve 24 Nisan'da bu sefer Merkür Uranüs'te kavuşacak ve hepsi sizin burcunuzda olduğu için bilhassa Mars da tabii Yengeç Burcu'na geçiyor, bu alandan ayrılıyor. İletişim, ikili ilişkiler, sosyal platformlar gibi alanlarda daha güncel, yakın çevre planlarınız daha gündemde olacak. Arkadaş, kardeş, ailevi konular ve daha çok sizin için bu bir ay boyunca mücadele edeceğiniz, harekette bulunacağınız alan olacak. Tabii bu 23'ündeki Uranüs, Venüs, Merkür kavuşumu sizin gündeminizi aniden değiştirebilir. Sürpriz durumlarla karşılaşma olasılığınız var. Bunlar seyahat olur, iş anlamında bir yoğunluk gündeminize gelebilir. Onun dışında bir sağlık sorunu, orada bir gündeminiz söz konusu olabilir. Günlük hayatınızın hızlanabileceğini işaret eden bir kavuşum olacak bunlar. Elbette ki ilişkiler boyutunda da biraz daha değişik bir bakış açısıyla ilişkilerinize daha yeni, ufkunuzu geniş tutarak, belki bugüne kadar düşündüğünüz klasik bakış açısından ayrılarak, uzaklaşarak yeni bir adım atabilirsiniz. Yeni bir tanışma da olabilir. Mevcut ilişkinizde farklı bir yön arayışına gidebilirsiniz. Enteresan bir hafta olacağını söyleyebilirim. Salı günden itibaren salı çarşamba günü Ay Aslan Burcu'nda eviniz, aileniz, yaşadığınız mekan bu alanlarda biraz daha yoğun görünüyorsunuz. Bu alanda bazı değişim, yenilik, düzenlemeler yapma olasılığınız veya ailenizdeki diğer fertlerle vakit geçirme olasılığınız yüksek. Ve perşembe günden itibaren perşembe ve cumartesi Ay Başak Burcu'nda olacak. Dolayısıyla 5. ev alanınız hareketli. 5. ev aşk, çocuklar, para, yaratıcılık gibi daha keyifli hafta sonu geçirebilirsiniz. Pazar güne geldiğimizde ise bugün tabii Venüs'ün Satürn'le Mars'ın Uranüs'te olan karesi etkinleşiyor. Tabii Venüs, Uranüs ve Satürn'ün karesi de yine etkili olacağı için bu sizin için ne olabilir mesela mesleki alanda? Hayatınızın böyle göz önünde olduğu kişilerle böyle sürpriz bazı gerginlikler, bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. Daha istikrar gereken durumlar gündeminize gelebilir mesela. Biraz daha dayatmacı koşullar da olabilir. Yani bazı alanlarda sıkışabilirsiniz. Burayı da işaret etmiyor değil. Ancak dediğim gibi Boğa Stadyumu bütün hafta boyunca sizin şartlarınızı zorlaştırmak yerine aslında daha belirleyici olacak. Gözden kaçırdığınız bazı konular daha çok gündeminize gelebilir. Daha belirleyici olacaktır dediğim gibi. Ve güzel, keyifli bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum. Doğum haritalarınıza bakın. 10-12 derecelerde yükseleni olan bir boğaysanız veya güneşiniz ya da venüsünüz gibi bir kişisel gezegeniniz varsa bu hafta sürprizlere açıkçası hazır olun diyebilirim. Maddi manevi sürprizlere hazır olun sevgili boğalar. Tabii ki şunu da söyleyelim. Bir ay boyunca Mayıs'ın ilk haftasına kadar Venüs'ün desteğini alacaksınız. Venüs güçlü bir pozisyonda ve destekleyen bir alanda olduğu için her ne kadar şartlarınız sıkışsa, zorlansa da Venüs'ün size yardımcı olacağını, Güneş'in size yardımcı olacağını ve her durumun içinden daha kolay çıkabileceğinizi de unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.